Alo savcı. Akgün'e ulaşamıyorum. Muhtemelen Gökhan'ın peşinde. Biliyorum, kızım Gökhan'ın elinde. Ne? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Bak sakın bir de siz bulaşmayın. Duydun mu beni? Ben Akgün'e ulaşacağım. Alo. Ali! Ne oldu, buldunuz mu Yağmur'u? Selçuk Taşkın Yılmaz amiri etkisiz hale getirip kaçmış savcım. Silahını da almış. Nasıl silahını almış? Ne oluyor ya? Ne diyorsun hani? Ailevi mesele gibi bir şeyler söylemiş savcım. Ailevi mi? Ya! Of! Akgün gitti. Akgün aldı, babasını almaya gitti. Selim ne oluyor? Akgün babasını almaya gitti. İnanamıyorum ya, aklım almıyor ya. Çünkü bu Gökhan denen çocuk Selçuk Taşkın'ı istedi Akgün'den. Yağmur'u kaçırdı, irtibat kurdu Akgün'le. Babanı getir dedi, polisi savcıyı karıştırma dedi. Bu da gitti aldı babasını, Yağmur'u kurtarmaya gidiyorlar. Ali, bütün ekiplere haber ver. Akgün'ün telefonunun sinyalini takip etsinler, tamam mı? Tamam savcı. 41.33'ten merkeze, 41.33'ten merkeze. Akgün Gökhan Taşkın'ın telefon sinyalini bulup bize bildirin. Tekrar ediyorum. Akgün Gökhan Taşkın'ın telefon sinyali. Acil. Savcı çok erken öğrendi. Baba konuşmayacakmış savcıyla. Konuşacak bir şey yok. Bu şarkıyı da çok severim. Bilirim. Yol boyu sordum. Tek bir kelime cevap vermeden hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Kafandaki eylem planından bana bahsedecek misin artık? Ne yapacağız? Bak sen geride duracaksın. Her şeyi ben halledeceğim. Konuşmayı, takası. Yağmur kızımızı alacağız sağ salim, çıkacağız. Sen ne olacaksın? Allah'ın izniyle ben de sağ salim çıkarım oradan. Hep aynı cevap veriyorsun bana. Bana hep aynı cevap veriyorsun baba. Sürekli döndürüp duruyorsun aynı cümleyi ama nasılını söylemiyorsun bana baba. Sür şu arabayı. Sen kafandaki planları anlatıp beni ikna edene kadar ben şuradan tek bir santim kımıldamıyorum baba. Biz hep beraber oradan nasıl sağ çıkacağız? Yok değil mi baba? Bir plan yok. Yıllarca planlarla hüküm süren Selçuk Taşkın şu an plansız. Çalıştır şu arabayı. Çalıştırmıyorum o arabayı. Sen beni ikna etmeden hiçbir şey yapmam. O adama teslim etmem seni. Ulan serseri. O güzel kız bizden sebep şu anda tehlike altında. Sen şimdi oturmuşsun burada. Günahkar babanın sonunun ne olacağını hesap etmeye çalışıyorsun. Oraya gideceğiz. O kızı kurtaracağız. Sen güvenceye alacaksın. Gerisi benim tasarrufum. Gözümün önünde eceline yürüyorsun. Olmaz. Benim kafam karıştı. Bin şu arabaya. Savcıya diyeceğim. Sakin kal. Allah aşkına sakin kal. Hah Akgün. Savcım ben bir açmaza düştüm. Bak düşündüğün şeyi sakın yapma Akgün. Duyuyor musun beni? Yağmur'a karşılık babamı istiyor. Başka da bir yolu yok savcım. Bak Akgün ben her şeyi biliyorum. Babanı asla teslim etmeyeceksin oraya. Babanın gitmesine izin vermeyeceksin Akgün. Nasıl yapacağım? İkna edemiyorum ki. Gideceğim ben diyor. Kızımı alacağım diyor. Savcım Allah aşkına ne yapacağım ben? Bana bir akıl ver. Akgün öncelikle şunu konuşacağız. Sen bana yerini söyleyeceksin. Ben oraya polis yığacağım. Anlatabiliyor muyum? Bu polisin işi. Karışmayacaksın. Yok. Polisi karıştıramayız bu işin içine. Polisi eğer karıştırırsan dedi Yağmur'a ciddi zarar veririm dedi. Canını yakarım dedi. Oğlum bak beni dinle. Sen babanla oraya gittiğin zaman ne olacak sanıyorsun? Nereden biliyorsun babanı öldürmeyeceğini? Duyuyor musun beni? Selim ver şunu. Kafayı yiyeceğim. Alo. Ya.
Akgün, Canan ben. Canan Hanım. Bak, böyle bir şey yapmayacaksın Akgün. Nasıl yapma Canan Hanım? Elini kolunu bağlayıp oturmak ölüm. Hayır, babanı teslim etmen şu an Yağmur'u geri getirmeyebilir. Selim haklı. Canan Hanım, bir tarafta babam, bir tarafta Yağmur. Bu nasıl bir denklem? Babam gidip kendini feda edecek orada. Kimse kendini feda etmeyecek. Bak, Yağmur benim kızım. Ben doğurdum onu. Hiç kimsenin Yağmur'un üzerinde benim kadar söz hakkı yok. Teslim etmeyeceksin babanı. Anladın mı beni? Ne yapacağım? Bu işi polislere teslim edeceksin. Nasıl yapacağız o işi Canan Hanım? Ben şimdi telefonu Selim'e veriyorum. Ne oluyor, neredesin filan her şeyi anlatıyorsun ona, tamam mı? Akgün neredesin? Demircileköy mevkiye 25. kilometre ama sakın, sakın ola ki bak polisle müdahale edeyim demeyin savcım. Bakın sakın, bu adamın böyle bir şartı var. Akgün! Akgün! Böyle olması gerekiyordu evladım. Akgün ne oldu? Ne oluyor? Akgün ne oldu? Alo, savcı. Ben Selçuk Taşkın. Gereken neyse o yapılacak. Kızın sana sağ salim gelecek, merak etme. Selçuk Taşkın, bak beni dinle. Sen oraya gidip teslim olmayacaksın. Bu iş polisin işi. Sen oradan uzaklaşacaksın. Ben oraya ekipleri yığacağım, bu işi bitireceğiz. Ne yapıyorsun orada? Yok, polis olmaz. Oğlan psikopat. Kıza bir zarar verir. Selçuk Taşkın, sen ne olacağını sanıyorsun? Halil Sadi seni öldürecek. Sıramız geldiyse kimse bunun önünde duramaz savcı. Sen oğlana babalık yaptın. Kızın benim kızım. Can da benim canım. Ha olur da geri dönemezsem... oğlana babalık yapmaya devam et. Bir de gençlerin arasından çekil, sevgilerini yaşasınlar savcı. Hadi selametle, hakkını helal et. Alo! Ne oldu? Ha, ne diyor? Kendisi gidecek. Selçuk Taşkın kendisi gidip kendi kendine teslim olacak. Çocuktan da kurtulmuş bir şekilde. Ya çıldıracağım ya. Ali bütün ekiplere haber ver. Demircileköy yoluna yığsınlar. Kimi bulurlarsa özel harekat. Kim varsa hazırda. Kim varsa yığsınlar hepsini. Emredersin sağ ol. Sen? Canan arabaya bin. Atla arabaya, sen geri dönüyorsun. Biz Ali'yle devam edeceğiz. Ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Geliyorum Selim. Nereye geliyorsun? Ne olacağı belli değil Canan. Ya geliyorum. Çıldıracağım ya. Tamam Ali, biz seni takip edeceğiz. Be masum. Eğer bir daha görüşemezsek çok sevildiğini bil. Bu günahkar babanı da muhabbetle hatırla.